Şu maskeli suvariyle görüşmeni istemiyorum. Sen, sen bana karışamazsın. Tam bak içimdeki kükre kadriyi çıkarıyorsun ortaya. Tepem atıyor ha. Ay yok yok. Aman biz senin kükremeyen halini daha çok seviyoruz Kadriye anne. Ay ilahi Remzi sabah sabah. Abi kükretme Kadriye anneyi. Bırak bir gençlik hevesidir gelir geçer. Konuşma Şükrü. Anne bak o Remzi'yi hayatında istemiyorum dedim. Sen bana karışamazsın Hüseyin Efendi. Ben Remzi'yi hayatımda istiyorum sana ne? Evet enişte bir de şöyle düşün. Maskeli cici baba Remzi'den daha iyi cici baba mı bulacaksın? Bak cici baba deyip durma. Bak kalbim sıkışıyor. Gidelim Şükrü. Gidelim. Aman abi dikkat et kendine. Gidelim tabii. Git git Hüseyin. Git Hüseyin Efendi. Ama benim Remzi'yle arama giremezsin. Bizi ayıramazsın. Sen sakin ol Kadriye anne lütfen. Hadi şu suyu iç bakayım. Ya şöyle düşün. Sen şimdi onun tek annesin. Kıskanıyor seni. Alışacak zamanla merak etme. Remzi babadan mesaj var. Yani... Bu Remzi yani durmadan, durmadan mesaj yazıyor. Hiç rahat bırakmıyor beni kız. Böyle mıç mıç ya bu yaşta böyle rezil olacak. Çok güzel. Ben mutluyum Atçe. Bu yetmez mi? Hani o kadar onu nikah masasında bıraktım. O kadar karşı koydum. O kadar itiraz ettim. O beni hiç bırakmadı. Doğru diyorsun. Vallahi bırakmadı. Ya mutlu olmak benim de hakkım değil mi yani? Doğru diyorsun. Yani ne desen haklısın. Hiçbir şey diyemiyorum inan. Peki nasıl gidiyor ilişkiniz? Kız çok güzel gidiyor. Tam gaz. Birazdan gelecek. Kökledik gazı gidiyoruz. Yalnız dikkat edin de benzininiz erken bitmesin. Sen öyle san. Bizimki nükleer enerjiyle çalışıyor. Ay geldi baba geldi. Ay kız. Kız dur. Hazırlıksız yak. Kız dur. Ay kız aşk olsun Remzi. İnsan bir mesaj yazar geliyorum diye. Kız dur. Ben içeri gireyim hazırlanayım. Sen de o arada açma. Oya, oyalarsın onu birazcık. Oyala. Oyala Remzi baba. Ben hazırlanayım geleyim. Tamam tamam sen git. Hoş geldin Cici baba. Buyur. Hoş bulduk. Rahatsız etmeyeyim kızım. Ay ne rahatsızlığı Cici baba lütfen yani. Bir hukukumuz var seninle geçmişten. Geç geç. Ay kime aldın onu? Kadriye anneye mi aldın? Bakayım. Ay mis gibi resmen işini biliyorsun. Geç şöyle geç. Seninle iki gıybet yaparız şimdi. Kadriye anne de gelecek birazdan canım. Onun biraz hazırlanması uzun sürüyor. Şöyle yani alışırsın sen de zamanla. Ay çiçek çok güzelmiş yalnız. Çok güzel. İlk buluşma için çok doğru tercih gerçekten. Alarm altını doldurmuş. Ay bir koku, bir koku Remzi baba sorma. Yani annesi olarak ben rahatsız oldum düşün. Remzi baba bu arada sen sıkıldın mı? Böyle bir garip bakıyorsun bana. Yo sıkılmadım da. Kadriye nerede? Ay dedim ya onun işi uzun sürer. Ama gelir şimdi merak etme. Ne diyordum ben? He altını doldurmuş. Yani şimdi iki seçenek var. Ya çocuğun altını açacağız ya da yola öyle devam edeceğiz. Peki ben ne yaptım? Ne yaptın kızım? Altını açmadım yola öyle devam ettik. Nasıl? Çok güzel. Ay dur aklıma bir hikaye daha geldi. İnsanın bebesi olunca hikayesi de çok oluyor tabii. Sonra otobüsle bir gün gidiyoruz. Alara bir ağlamaya başladı Remzi baba. Hatice bana bir bardak su getirir misin kızım? Ay boş ver şimdi suyu Cici baba Remzi. Ondan sonra sen ağlıyor ağlıyor tabii. Otobüstekiler habire dönüp dönüp bakıyorlar. Ben geldim. Hoş geldin sultanım. Ay Remzi deme böyle şeyler utanıyorum. İstemsiz ağzımdan dökülüyor sultanım ne yapayım ben? Tamam o zaman. Ne diyordum ben Cici baba? He. Ağlıyor Alara işte otobüste. Millet de dönüp dönüp bakıyor. Nasıl utandım? Yani susturamıyorum da çocuğu. Ne yapayım? Bence sen sussan iyi olur. Bak sana ne almış leylak. Köyünün çiçeklerinden. Çok zarifsiniz.
Gerçekten. Remzi Bey, şükredin. Remzi'cim, ben biraz önce bir şey düşündüm. Yoksa? Ay korkma, tavşan yürekli. Ne yapayım Kadriye? Elimde değil. Buyur Kadriye anne. Sağ olasın kızım. Hatice gel otur, sen de dinle, olur mu? Olur. Şimdi ben şöyle düşündüm Remzi Bey. Sen ve ben birbirimizden ayrı yıllarımızı boş boş geçirdik. Haklısın sultanım. Heba oldu yıllarımız. Bu kaybettiğimiz zamanı ve yılları geri alamayacağımıza göre benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi sultanım? Seninle birlikte hayal ettiğimiz ama yapamadığımız her şeyi yapacağız. Evet, artık ertelemek yok. Beraber hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Ay çok romantik. Seninle her yere gidelim. Her yere. Yemek yiyelim, sinemalara gidelim, kitap okuyalım, parklarda gezelim, tatiller yapalım. Ne güzel olur değil mi? Güzel olmaz mı sultanım? Böylece seninle ayrı geçirdiğimiz yılların acısını çıkartırız. Çıkartırız tabii Remzi'ciğim. Aç bakalım. Çiçeklerin çok güzel. Senin güzeldi sultanım. Evet, not alıyorum. Yaz kızım, Kapadokya'ya gidelim, balona binelim ve güneşin doğuşunu beraber izleyelim. Hayalim de güzel Kadriye. Yaz Hatice, dans kursuna gidip kuğular gibi dans edelim. Ay, yaz kızım, çok romantik bir akşam yemeği ama yemeği ben yapacağım. Yaz Hatice, çimlere uzanıp gece yıldızları seyredeceğiz. Ay ne kadar dolmuşsunuz, biraz yavaş olun, yazamıyor. Yaz, yurt dışında bir tatil. Yurt içinde bir tatil. Kayak yapmak. Ata binmek. Birlikte gelinin mutfakta izlemek. Fenerbahçe maçına gitmek. Maça mı? Remzi baba senin de hayal gücün nasılmış yani, anlayamadım. Maça mı götüreceksin Kadriye anneyi? Ay giderim, sana ne? Hem sen ne karışıyorsun, adam hayal kuruyor, Allah Allah. Gideriz Remzi'ciğim, Fenerbahçe maçına gideriz. Ben zaten Fenerliyim. Ya İhsan teyze ile Mümtaz amca vardı. Formalarını giyer, atkılarını takar, Fenerbahçe maçlarına giderlerdi. Hep imrenirdim onlara. Ama bir gün Mümtaz amcayı kaybettik. Hay neyse, Allah rahmet eylesin de biz hayallerimizi gerçekleştirelim. Fenerbahçe maçına da gidelim lütfen. Yaz. Yaz kızım. Yazdım, hepsini yazdım. Kız nereye atacaksın? Alarmla biraz gezeceğiz. Ondan sonra da eve geçeriz. Nereden çıktı şimdi bu? Sizden ilham aldım. Bundan sonra ben de artık hayatı ertelemeyeceğim. Ne yapacaksın? Önce alarmla Boğaz'da gezeriz. Ondan sonra eve gidip kocişime sütlaç yapacağım. Geçen benden sütlaç istemişti, çok üşenmiştim. Ya bir daha sütlaç yapamazsam kocişime? Ay aman Hatice. Ay git hemen bir an önce sütlacını da yap Şükrü'ye. Bence siz de bir an önce listedekileri harekete geçirin. Yani hayat kısa. Remzi'ciğim çok haklı. Liste uzun. Vaktimiz yok fazla. Ben gidip Kapadokya biletlerini alayım. Sen de bavulları hazırla. Remzi benim daha başka bir fikrim var. Ne ya? Sen listeye bak. Beni şımartıyorsun Kadriye. Ay Remzi'cim bunu da listemize yazalım, unutmayalım. Neyi yazalım sultanım? Birbirimizi şımartmayı. Ya kusura bakma, böyle aceleyle bu kadarını yapabildim. Ne kusuru sultanım? Sen taş kaynatsan suyunu içerim. O zaman afiyet olsun, buyurun. Ne oldu, beğenmediniz mi Remzi Bey? Ya ben bu güzelliği bozmaya kıyamıyorum. Aman boz boz, ben sana daha neler yaparım. Madem öyle. Buyurun. Ah ben ne unuttum. Tüh. Ne oldu Kadriye? Ay müzik unuttum Remzi Bey.
Bak Remzi'cim, şimdi gelinlerin yaptığı yemekleri kaynanalar puanlayacaklar. Anladım sultanım. Aa, bak bak kaynanaya bak. Kendi gelinine düşük puan verdi, gördün mü? Allah, beni çok sinirlendi. Ortalık karışacak desene. Yok, karışmaz. Fatih çok güzel idare ediyor o programı var ya. Şahane bir sunucu, şahane. Evet, ya gerçekten güzel bir program. Biz Hatice'yle bunun tekrarlarını seyrediyoruz durmadan. Sen Hatice'nin katıldığı programı seyrettin mi acaba? Yok sultanım, ben ilk kez seyrediyorum bu programı. Aha, dur ben sana internetten bulup seyrettireyim. O kadar komik ki, ne güldük ne güldük. Dur, çok bayır neler yaptı orada Hatice, bir gör sen neler. Remzi'cim, bunları sabah akşam yemeklerden sonra tok karnını alırsın, buyurun. Dört yer. Şimdi bunu buradan çıkalım. Bunlar da senin sultanım. Sabahları aç karnını alırsın. Aman, Konya Ovası'nda ağaca tosladık Remzi. Bir daha kere de sen çıkarsın sultanım. Haydi kemik. Ay. Düşeş. Ama bu kadar da kısmet olmaz ki Remzi Bey yani. Çok ballısınız yani. O vallahi çok ballısın ha. Oyunda kazandım, aşta da kazandım. Ay vallahi Remzi'cim. Bugün güzel yere dükkan açtık. Bu akşam bütün yıldızları ayaklarına sereceğim sultanım. Kadriye biliyor musun? Neyi? Evrende her gün 275 milyon yıldız oluşuyormuş. Vay ya, ne kadar çokmuş. Ama benim hayatımın tek yıldızı sensin Kadriye. Aa, yıldızlı göndermeler. Ay çok sevdim bunu. Bak, en parlak yıldız kutup yıldızı. Hadi ya. O kuzey yönünü gösteriyor. Yıllarca insanlara yol göstermiş. Ay ne kadar güzel. Kadriye, seninle yarım kalan işi tamamlayalım mı? Aa, yok artık daha neler. Ne diyorsun sen? Evlen benimle Kadriye. Evlen. Remzi. Yıldızlar şahidim olsun ki seni bir başına bırakmayacağım artık. Ömrümün sonuna kadar senin yanında kalacağım. Ay Remzi'cim. Üşüdün mü Kadriye sen? Birazcık Remzi'cim. Eve gidelim istersen. Yok, burası o kadar güzel ki eve hiç gidesim yok. Çay ister misin? İsterim. Şimdi ben bu çayı içince zaten içim ısınır biraz. Teşekkür ederim. Bana cevabını vermedin hala. Remzi'cim, ben sana bunun cevabını yarım versem olur mu? Burası o kadar güzel ki bunları hiç düşünecek halim bile yok. Büyük ayı, küçük ayı. Ay evet, ne güzeller. Büyük ayı, küçük ayı. Ay gerçekten büyük ayı, küçük ayı. Hüseyin, ne işin var burada? Ne? Senin ne işin var burada Remzi'yle? Remzi'yle yıldızları seyrediyoruz herhalde. Senin ne bu halin böyle? Sorma uzun hikaye. Şükrü, tut beni yoksa elimden bir kaza çıkacak. Tut, 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 tut. Aman abi, pardon. Abi sakin ol. Bana bak, bana bak. Bana bak, bana bak. Piknik sepeti nerede Kadriye anne? Remzi bir tuhaf. Oh. Remzi'cim, yıldızlar hakkında o kadar çok şey öğrendim ki sayende. Ay iyi ki geldik, çok güzel bir geceydi. Benim için de çok güzel bir gece oldu Kadriye'm. Hep gelip seyredelim yıldızları. Evet Remzi'cim, hep gelip yıldızları seyredelim. Hiçbir şey ertelemeyelim. Ertelemeyelim. Başlarım yıldızınıza. Çekil oradan. Bana bak sen Hüseyin. Nerede duracağını bil. Bak vallahi yetti artık. Ha. Kalk Remzi'cim gidelim. Sen nerede duracağını bileceksin. Remzi, çok iyi armudum var. Bunlara bırakalım mı? Bırakalım Kadriye, yesinler. Ben yerim, ben yerim, ben yerim. Ne diyorsun Füzan? Ne diyorsun? Abi, gidiyorlar abi.
abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alırım, ayrı düğüm tutarım.